TR'den herkese merhabalar. Öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Stratejist Cüneyt Paksoy ile beraberiz. Cüneyt Bey, mutlu seneler diliyorum size de öncelikle. Teşekkürler sevgili Beste. Ben de tüm ülkeme, tüm dünyaya hatta ülkeme, vatanıma, tüm bizi izleyenlere güzel bir yıl diliyorum. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Ama öncelikle barış diliyorum. Çocukların sadece mutlu olduğu bir yıl diliyorum. Yani çocukları mutlulukla andığımız bir yıl diliyorum tüm dünyada. Sadece yani İsrail Gazze zaten bambaşka bir boyut. Orada yaşanan dram. Ama tüm dünyadaki çocuklarımıza sahip çıkalım diyerek herkese güzel bir yıl diliyorum sevgili Beste. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt Bey. Şimdi görüşlerinizi merak ediyoruz, özledik. Global piyasalarla yine başlamak istiyorum. Şimdi Amerika Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimine gideceği açıklaması vardı. Ve bu açıklama sonrasında da küresel piyasalarda bir hareketlilik gördük. Yarın kritik bir gün çünkü Amerika'da enflasyon rakamları açıklanacak. Gözler bir taraftan orada. Kritik enflasyon verisi öncesinde de global piyasaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu enflasyon verisi nasıl etkiler? Küresel piyasaları neler söylersiniz? Valla aslında dediğin gibi seninle bir süredir yayın yapamadık ama çok kısa bir özetlemekte ve oradan enflasyon verisine gelmekte fayda var. Ne oldu 2023'te hepimiz biliyoruz. Yani FED politika faizini devamlı yukarı çekti. 5,5'lara kadar çıkardı. Global piyasalar uzun bir süre baskı altında kaldı. Bunun fiyatlamalarını özellikle borsa tarafında gördük. Tahvil tarafında gördük. 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık ABD tahvilleri 5 ve üzerine çıktı. Bu çok önemli ve hareketli. 2008 krizinden beri olmayan bir şeydi. Dolayısıyla tahvillerin yükselişi, dolar endeksinin yükselişi, borsaların baskı altında kalması, emtiaların baskı altında kalması, gelişen piyasaların baskı altında kalması anlamına geldi. Son dönem enflasyonda alınan mesafe, ilerleme, yani hem manşet enflasyonda hem çekirdek enflasyonda, hem Fed'in baktığı kendi fiyat endeksi üzerinden baktığı PCE endeksindeki gerileme, Fed'i son çeyrekte biraz daha farklı bir aksiyon almaya götürdü. Bu da piyasaların istediği, FED'den beklediği, devamlı raporlarında, söylemlerinde, beklentilerinde dile getirdiği bir adımdı. Yani FED aslında özellikle siyah kuğu olarak gelen o İsrail-Filistin gerginliğinin zaten diğer jeopolitik ister masadayken etkilerini tam borsada görmeye başlamışken, hani bu bölgesel bir savaşa döner mi, farklı bir boyuta gider mi bu yaşanan süreç, ki insanlık dramı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani tam bir savaş da denemez ama hani bir savaşa bir dönüp birkaç ülke içine alır mı falan gibi endişelerle piyasa yıl sonuna gitmeye hazırlanırken FED piyasaları ipten aldı. Bu çok net. Yani önce Kasım ayında söylemleri yumuşattılar. Ilımlı hale getirdiler. Faiz indirimi demediler ama piyasalar ilk adımı verdiler. Bir de şu var. Piyasalar yıl sonunu hep iyi bitirmek ister. Sevgili Beste. Hem moral olarak hem de büyük yatırım bankaları, büyük fonlar yıl sonu kapanışlarındaki hesaplamalarla belli bonuslar kazanır. Ne kadar başarılı bir portföy yönetimi varsa, portföyler ne kadar büyürse hem yatırımcı için hem portföy yönetenler için olumludur. Piyasa onun için iyi bitirmek ister her yılı, her takvim yılını. Onun için piyasanın istediğini tam da FED vermiş oldu. Aralık ayında da bunu topa çıkardı. Dedi ki ilk defa Başkan Powell faiz indirimlerini tartışmaya açtık cümlesi piyasanın istediği bir cümleydi. Artı nokta grafiklerde. Yani Fed'in 3 faiz indirimi yapabileceğini gösteren grafiklerin Fed'in resmi olarak ağzından çıkması, metinde yer alması oldukça önemliydi. Sadece zamanlama belli değil. Hani zamanlama üzerinde şu an çok farklı görüşler var. Mart ayını işaret eden birçok rapor var. Bu Fed'in Mart ayını çok önemli hale getiriyor. Haziran'da başlar diyenler var. Yılın son çeyreğine kadar faiz indiremez ama son çeyreğinde başlar diyenler var. Onu zaman gösterecek. Yani çok agresif faiz indirimleri bekleyenler de var.
Fed'in dediği gibi 3 faiz indirimi ile bu seneyi, o da 75 bas puan, yani 25'er bas puanlık adımlar, daha minik adımlar. Ama 150 bas puan diyen de var. Neticede bir faiz indirimi fiyatlaması var tahvil tarafında. ABD 10 yıllar 4'ün aldığına geldi 5'lerden, bu çok önemli. ABD 2 yıllıklar 5'lerin üzerinden 5.40'lara çıkmıştı. 4-4.5 bandına geldi. Bu çok önemli. Dolar endeksi 100-103 bandına geldi. Bu çok önemli. Yani baskı azaldı. Artık ardışık olarak FED toplantılarına bakacağız. Ama benim için en önemli toplantı Mart ayı, dediğim gibi. Diğer toplantılarda FED pek ekstrem bir şey söylerse ayrı, ama Mart ayında netleşecek gibi. Bakalım faiz indirecek mi? Ya da faiz indirimine dair, indirmezse de bir zamanlama verecek mi? Fakat şu notu düşeyim son olarak. Öyle ya da böyle. Enflasyon kalıcı olarak düşene kadar, çünkü o konuda hala bir soru işareti var kafalarda. Çünkü Kızıldeniz'deki olaylar, işte bir takım jeopolitiklerin döngüsel olarak farklı bölgelerde de çıkma ihtimalleri, Asya Pasifik'te ABD Çin arasındaki gerginlik vesaire. Yani tedarik zinciri problemlerini tekrar başlatabilir. İşte ABD ile Çin arasındaki arasındaki çip üzerinden tartışmalar vesaire. Yani fiyat mekanizmasının aşağı yönlü eğilim noktasında baskılayan hala dinamikler var. Tamam, enflasyon düşüyor ama öyle kolay düşmeyebilir diyenler de var. Onun için bu yılı çok iyi takip etmek gerekiyor ve FED faiz indirmeye başlaması tabii ki önemli, ama şunu unutmayalım. Öyle ya da böyle. En az 1-2 sene FED pozitif reel faiz verecek sevgili Beste. Yani 5.5'a çıkmış bir FED'in 4'e gelmesi bir zaman. Ondan sonra normalleşmesi, 3'e gelmesi, 2'lere gelmesi bayağı bir zaman. En az 2 sene hızlanmazsa. Nereden başladık? 0.025'ten başladık. Yani tamam, 0.025'e dönmesini beklemeyiz. 2-2.5 enflasyon hedefine göre, ama uzun bir süre pozitif reel faiz vereceği için piyasalarda oynaklık olacaktır. Beklentilerde oynaklık olacaktır. İşte yani ki bunun Avrupa Merkez Bankası ayağı var. Bunun Çin ayağı var. Yani çok söyleyebileceğim başlık var, ama bu yayının zamanını etkiler. Son olarak şunu söyleyeyim. Yarınki ABD enflasyon verisi, işte yeni yılda Fed'in faiz indirimlerini güçlendirecek bir veri olarak gelirse önemli olur. Yani 3'ün altına gerilemeye başlaması çekirdekte, 4'ün altına gerilemeye başlaması, manşette de 3'ün altına gerilemeye başlaması oluşursa bu çok kıymetli olur. Fed için de kıymetli olur, piyasalar için de. Ama hala 4'ün üzerinde bir çekirdek enflasyon, 3'ün üzerinde veya civarında bir manşet enflasyonu, yani tüketici enflasyonu varsa hakikaten Mart sonrasına kayabilir beklentiler indirim noktasında. Onun için her veri, bu veri değil, her veri, her sadece enflasyon değil, işsizlik, büyüme, onun dışındaki tüm veriler önemli olacak. Fed'in her söylemi önemli olacak. Bölgesel başkanlar konuşacaktır tabii, ama Fed'in resmi ağızdan başkanı ve toplantılarında söyleyeceği söylemler ve atacağı adımlar bir yıl için çok önemli olacak. Çünkü neden? Son cümle. Gelişen piyasalar için akım bekliyor bu sene piyasalar. Yani gelişen piyasalara bir fon akımı artışı bekliyor. Sınırlanmıştı. Şimdi artış bu. Bu bizim Türkiye için de çok önemli. Çünkü akım artarsa Türkiye'de hikayesiyle öne çıkacak ülkelerden biri olacak. O yüzden izleyeceğiz. Bir de petrol fiyatlarını izleyeceğiz tabii. Mecburen. Hep seninle konuştuğumuz. Şimdilik 80 dolar civarında ve altında. Bu önemli. 80'li dolar geçirmedikçe önümüzdeki dönemde stres geri gelmez, ama 85-80'li dolar geçilirse onu başka yayınlarda mecburen konuşmak zorunda kalabiliriz. Teşekkür ederim. Şimdi 2024 ile ilgili, yani yeni yılla ilgili tahminlerinizi de çok merak ediyorum. Öngörülerinizi merak ediyorum. Ama onun öncesinde şimdi Fed'i konuştuk, global piyasaları konuştuk, ama bir taraftan da yurt içi var. Onunla ilgili değerlendirmelerinizi de merak ediyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2023 kararları, şimdi 11 Ocak'ta da kritik bir ziyaret olacak. Yurt içi piyasaları için neler söylersiniz? Sevgili Beste, çok net olarak şunu söyleyeyim. Önümüzdeki
döneme dair, 2024 ve sonrasına dair 2023'te atılan adımların ciddi bir kredibilitesi var. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Yani Merkez Bankası göreve başladığı andan itibaren Sayın Hafize Gaye Erkan ve ekibi yeni başkan yardımcılarıyla beraber, Sayın Mehmet Şimşek Hazine Maliye Bakanlığımız, diğer tüm bakanlıkların attığı adımlar, açıklanan orta vadeli program, kalkınma programı vesaire, bunlarda koyulan hedefler ve Merkez Bankası'nın attığı adımların da piyasadaki karşılığı ciddi bir kazanım getirdi. Bugün Merkez Bankası rezervlerinde ciddi iyileşme var. Yani net bunu görüyoruz. Tamam, hala brüt rezerv ve net rezerv arasındaki fark devam ediyor gözükse de ciddi bir kapanış var ve artış var. Yani bir para girişi net olarak gözüküyor Merkez Bankası rezervlerine. Tabii bunun altın hesapları üzerinden ayrı bir fark getirdiği bir gerçek ama net bir likit de var. Zaten piyasadaki TL noktasındaki likide fazlalığından bunu görüyoruz. Yani hiç olmadığı kadar Merkez Bankası manevra alanı kazanarak giriyor bir yeni yıla. Bu çok önemli. Attığı adımlarla politika faizini 42,5'lara getirdi. Belki bir toplantıda daha bir 250 bas puanla 45'lere getirecek. Sonra biz enflasyonu tepede bir yerde göreceğiz. Bu seneyi 60-65'lerde bitirip 70'lere belki çıkıp ama ondan sonra yavaş yavaş dezenflasyon sürecine girerek yıl sonu enflasyon hedefine doğru ilerleme. Yani nedir Merkez Bankası 36-42 bandı dedi. Oraya doğru bir geri çekilme ihtimali ki piyasanın da beklentisi bu. Tabii son asgari ücret hesaplamaları 1-2 puan değiştirir diyenler de var ama bunu zaman içinde yurt dışı, yurt içi piyasadaki dinamiklerin toplamına bakarak söyleyeceğiz ama eli kolu çantası dolu gidiyor. Sayın Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan 11 Ocak'ta toplantıya çok benim için benchmark bir toplantı. Çünkü son dönem tahvillere giriş var. Tahvil tarafında ciddi raporlar gördük. BNP Paribas'dan, Deutsche Bank'tan, Bank of America'dan, Goldman Sachs'tan önemli kurumlardan Türkiye'nin 2024'te ciddi bir para çekme potansiyeli olduğuna dair söylemler bizden değil onlardan da geldi. Hatta kuvvetli bir şekilde geldi. Onun için o sürecin hızlanması adına ben o Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek toplantıya bakacağım. Tabii orada önemli bir nokta var, o da NATO ile ilgili karar süreci. Şimdi biz genel kurula gönderdik NATO ile ilgili süreci. Komisyondan da geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız imzası da gelmişti zaten meclise biliyorsun. İsveç ile ilgili karar ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye verdiği sözler. F-16 ve diğerleri. Bunlar eş zamanlı. Türkiye-ABD ilişkilerinde pozitif bir süreçte ilerlediğini gösteren şekilde çıkar ve devam ederse sevgili Beste, bu piyasalar için artı bir yazar. Çünkü yabancı ve yatırımcının geliş hızını da arttırır. Net olarak söyleyeyim. Bu da burada da önemli bir nokta daha son olarak. Moody's biliyorsun Aralık ayında yapmadı, pas geçti. Herhangi bir değerlendirme. Sonra bir rapor yayınladı. Ama bu sene 12 Ocağı alarak değerlendirme tarihini ilk değerlendirici ülke olarak Türkiye'ye başa çekti. Ve tabii piyasalarda şöyle bir beklenti oluştu doğal olarak. ABD'de bir yatırımcı görüşmesi, işte NATO ile ilgili süreç, diğer dinamikler, hepsinin toplamında Moody's'in bu sefer bir görünüm, hatta bir not artışı yapma ihtimalini masaya getirdi. Bu beklentiler satın alınacaktır. Ben yabancı yatırımcı ivmesinin borsaya da oluştuğunu görüyorum. Onun da artacağını zaman içinde düşünen taraftayım. Çok ekstrem bir kırılma olmadıkça, yani ABD, AB, Türkiye ilişkilerinde ekstrem bir kırılma olmadıkça, global piyasalarda çok büyük bir kriz ortamı oluşmadıkça herhangi bir sebeple, bir siyah kuğu da olabilir, yeni bir siyah ya da mevcut dinamiklerle Türkiye piyasalarına para girişi devam edecektir. Önemli olan artış hızıdır. Onun da sanıyorum Ocak ayındaki bu gelişmeler belirleyicisi olacaktır diyelim. Teşekkür ederim. Şimdi
2023 yılının en iyi getiri sağlayan yatırım araçları da belli oldu. Baktığımız zaman altın %82.68 oranında bir değer kazandı. Dolar %57.90 arttı. Euro %63.39. Baktığımız zaman BIST 100 endeksi yine %35.60 değer kazandı. Peki sizin 2024 için öngörüleriniz neler? Yeni yılda en iyi getiri sunan yatırım aracı hangisi olur? Bunu söylemek mümkün mü? Tabii bunu söylemek hiç kolay değil. Yani neden? Çünkü bir yıl boyunca bilinen bilinmeyen birçok şeyin fiyatlara girdiğini göreceğiz. Ha, bir öngörü tabii ki mümkün. Ama öngörülerin bir yılı kapsayacak şekilde tutarlı olması kolay değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü çok fazla değişken var. Ve bu değişkenler her iki yönde, pozitif yönde de negatif yönde de getirileri değiştirebilir ve etkileyebilir. Şimdi bizim normal şartlarda dolar TL tarafından orta vadeli programında hedefi, mevcut enflasyonu da zaten üzerine koysanız ya da mevcut mevduat faizini baz alırsak enflasyonla beraber %40 veya üzeri, yani %40-45 gibi bir hedef üzerinden 42-43 gibi bir yerlere bizi götürür. Zaten orta vadeli programın hedefi de oralarda bir yerde. Yıl sonu için konuşuyorum. 2024 yıl sonu için. Ortalama kurda 35-36 bekleniyor yıl içerisinde. Yani bu çok iyi bir para girişi olursa biraz daha değişebilir. Biraz daha dinamiklerde değişim olursa para girişi daha dengeli olur. Ya da beklenenin altında olur. Veya globalde bir problem olur. Dolar endeksi yükselirse değişebilir. Ama yani ben dolar TL'nin çok ekstremite, mevcut şartlar altında ekstremite getireceğini zannetmiyorum. Dediğim gibi %40'lık veya üzerinde bir getiriyle yılı tamamlayacağını düşünüyorum. Euro'da, Euro TL tarafında biraz daha durum farklı. Çünkü orada Euro dolar paritesindeki gelişmeler Euro'yu biraz öne çekebilir. Bu Türkiye için de iyi bir şey. Çünkü rekabetçi kur diyoruz ya, şimdi bizim ağırlıklı giderimiz dolar, gelirimiz Euro. %50 ihracatımız Avrupa'ya sevgili. Onun için Euro dolar paritesi eğer 1.10, 1.12, 1.15'lere kadar bir gelişim gösterirse Euro'nun doların üzerinde bir miktar getiri elde etmesi mümkün. Ama bu getirilere konsantre olurken sizin yapacağınız direkt fiziksel alım yerine Eurobond yatırımı, tahvillere hazır ilgi gelmişken hem TL tahvillere hem Eurobond tahvillerine yatırım açıkçası fiziksel dolar ya da euro tutmaktan biraz daha rasyonel geliyor bana. Hem kura karşı hareketlere kendinizi konsantre ediyorsunuz hem de artı bir getiri elde ediyorsunuz. Diyelim bu tarafı bir anlatmış olalım. Altın tarafında tamamıyla ons altın tarafına bağlı hareketler. Çok ciddi bir eşiğe geldi. Müthiş bir hareket. Ve 2024 boyunca da altının iyi bir getiri getirme potansiyeli olacak ons tarafında. Ona bağlı olarak da dolar TL çarpanıyla hareket ettiği için gram altında da önemli potansiyeller var. Dolayısıyla altın direkt fiziksel olarak da, fon olarak da, altın fonları olarak da veya biz seninle hep konuşuyoruz ya altın espri. Espir. Ki nereden nereye geldi izliyorsundur. İzliyorum. Biz seninle aylar önce konuşmaya başlamıştık bunu. Hatta 2023'ün ortalarında başlamıştık. İşte 6-7 aylık hatta ilk çeyreğinde konuşmaya başlamıştık. O günden bugüne birazdan anlatacağız onu da. Dolayısıyla altın tarafında da minimum bu mevduat kadar getiri getirme potansiyeli oluşacaktır. Onun üzeri de olabilir. O altın, ons altının performansına bağlı olacak. Arada düzeltmeler de olacaktır. Tek taraflı bir yönden bahsetmiyoruz ama ana yön yukarıdır. Dolayısıyla orada da %40 ve üzeri bir getiri mümkün gözüküyor. Mevcut rakamlara rağmen. Yani mevcut rakamlar 2000 civarında bir gram altını gösteriyor sevgili Beste. Ki hep altın alın dedik, hatırlarsın. Muhakkak portföylerde altın olmalı dedik. İşte neden dediğimizi herhalde prova olarak şu an piyasa bize gösteriyor. Orada da beklentim ons altın analizinde söyleyeceğim. Onun haricinde mevduat tarafında tabii son Merkez Bankası adımını da bir görmek lazım ama 40-50 bandı içinde paranın da miktarına göre değişiyor tabii ama
bir getiri elde etmek mümkün yıl sonuna kadar. Bu da zaten hem borsaya rakip yapıyor hem diğer tüm alternatif yatırım araçlarına karşı mevduatı öne çıkaran bir süreç. Zaten Sayın Merkez Bankası Başkanımızın da hep cümlelerinde biliyorsun mevduatın önemli bir yatırım aracı olacağını 2024 içinde alternatif bir yatırım aracı olacağını söylüyor Sayın Avize Gayarkan. Zaten politikanın ana amaçlarından biri bu. TL'yi değerlendirmek, TL'ye olan ilgiyi arttırmak. Yani TL'yi değerlendirmek derken yani kur tarafında TL'nin değerlendiği, kuru yukarı çıkmadığı bir süreçten bahsetmiyoruz. Dediğim gibi kontrollü bir hareket, enflasyon kadar artan maksimum bir kur hareketi ama olsa da TL'nin daha cazip olma, enflasyonun da üzerinde bir getiri sunma imkanından bahsediyoruz. Onun için mevduat da minimum, yani bir de bileşiğe vurduğun zaman, kısa vadeleri rol ettiğin zaman, 32-45 gün kırık vadelerde getirinin 50'nin üzerine taşma ihtimali de var yüzdesel olarak. Onun için o da iyi bir araç olacak. Son olarak da Borsa İstanbul. Açıkçası burada şimdi şöyle bir yanılgı var. Son düzeltme süreci hepimizi yordu. Yani çünkü hep yükselmeye alıştı yatırımcı, son gelen yatırımcı. Hatta bugün gördüğüm rakamlarda bir yerli yatırımda bir azalış da var bir miktar. Ama sevgili Beste, bu tamamıyla yatırımcı psikolojisi ve yatırımcı davranışıyla ilgili bir şey. Yani kârını realize edenler için borsa müthiş bir yerdi 2023 boyunca. Kârını stop loss'la, seninle konuştuğumuz o stop loss seviyelerine sadık kalarak portföyünü risk yönetimi içine yönetenler için borsa inanılmaz bir yıldı. Ama devamlı alıp tutanlar için veya belli seviyelerde stop olamayan, yüksek seviyelerden almış yatırımcı için 2023'ün son çeyreği biraz ama gene de %35 civarında bir getiri var ya, ama kağıt bazı bazı hisselerin, önemli güçlü hisselerin, hikayesi olan hisselerin borsanın üzerinde performans gösterdiğini gördük. 2024 de farklı olmayacak. Biz endeksi alıp satmıyorsak yok tarafında, kaldıraçlı piyasada, ya da endekste betası çok güçlü hisseleri, ki orada bile değişim olabilir. Bazı hisselerin enflasyonun da, mevduatın da, doların da, şu ana kadar saydığım tüm enstrümanların üzerinde getiri elde etme imkanı olacaktır. Yeter ki doğru hisseyi bulalım. Ha tabii endeksin yukarı yönlü olması kaydı şartı var. Ya da yatay bir piyasa, gene hikayeler realize olur. Doğru hikaye, doğru hisse seçiminin performansı etkilediğini belirtir. Ama borsa tarafında da ne bekliyorum? Onu borsa analizinde vermiş olalım. Ama bana göre doğru hisseyi seçen tüm alternatif yatırım araçlarına göre iyi imkan kazanabilir diyeyim. Son olarak da lütfen bir sepet yapalım. Tamamını aynı enstrümana değil, birkaç enstrümana yayarak bir sepet üzerinden giderse hem riskimizi yönetmiş oluruz hem de getiri imkanımızı arttırmış oluruz diyeyim. İlerideki yayınlarda da o sepetle ilgili görüşlerimizi de belirtiriz ayrıca. Teşekkür ederim. Şimdi altından az evvel biraz bahsettik ama biraz altına da bir parantez açmak istiyorum. Şimdi altın Fed'in faiz indirimine başlayacağının etkisiyle 2023'ün son günlerinde rekor seviyeleri gördü. Şimdi altındaki bu rekor serisi devam edecek mi? Yeni senede nasıl göreceğiz? Hem altın, ons altın için, hem gram altın için, hem de altın espri için eklemek istedikleriniz neler? Çok hızlı söyleyeyim. 2080 geçilmiyor dediğimiz o tepe bir kez daha şu an test ediliyor. Fakat yılın son döneminde bir 2150 gösterdi piyasa, biliyorsun ons altında. Birkaç saatliğine. Yani o 2080 geçildi. Sen ne diyorduk ya, 2080 geçilirse hızla 2150-2300'lere. Oradan da 2500'lere gider. Nitekim 2150'yi gördü ama geri döndü hızla. Fakat yeni yıla da önemli direncin eşiğinde girdi. Şimdi bir yandan dediğin gibi Fed'in biraz daha ılımlı politika izleme ve hani genişlemeci politika demeyelim de Şahin'den güvercin tavra geçip faiz indirimlerine başlama ihtimali, tahvil tarafında bir getiri oluşması, yani aşağı yönlü bir tahvil hareketi, dolar endeksinin yukarı yönlü atak yapmaması Fed kaynaklı zaten tüm emtialarda olduğu gibi altında besliyor.
Ama bir de güvenli liman kimliğini de kullanıyor. Yani ortada hala dünya ölçeğinde bir Rusya, Ukrayna ve bir İsrail, Filistin süreci var. Şunlar bilinenler. Bilinmeyen ekstrem niteler oluşursa o da ayrı bir risk tabii. Başka riskler de var. Dolayısıyla zaten 2023'ün tamamında altın fiziksel olarak alındı dünyada. Merkez bankaları tarafından da, büyük kurumlar tarafından da, bireyler tarafından da. En çok ilgi de Türkiye'de gördüm. Dünyada ilk beşe gireriz bu noktada. İthalat rakamlarından da görüyoruz. Diğer noktalarda da görüyoruz. Fakat dediğim gibi burada tamamıyla şu ana kadar elinde altın bulunduranların zaten altını tutmalarında hiçbir sakınca yok. Ha, yeni alın düşünüyorlarsa geri çekilmelerde konsantre olabilirler. Yeni altın alacaklar için de mevcut seviyeleri ve hedefleri güncellemekte bir fayda var. Onun için ben bir grafiklere döneceğim sevgili Beste, her zaman olduğu gibi. Yani tabii şunu da hatırlatalım. Kapalı çarşıyla sevgili Beste, bizim açıkladığımız resmi kur arasında bir fark oluyor. 30 liralık, 40 liralık, hatta bazen 50 liralık. Bu tamamıyla aradaki o alım-satım farkı, dolar-TL kurunun farklı olması ve arz-talep dengesiyle oluşuyor. O yüzden kapalı çarşıda, yani serbest piyasada diyelim daha doğru ifade, bir miktar daha yukarıda bir gram altın fiyatı var. Bizim açıkladığımız veya grafiğine baktığımız gram altın fiyatıyla. Bu bankada da aynı. Yani bankada altın hesabı açtın, gram altın alacaksın. Arada bir bayağı bir makas açık. Eskiden bu makas bu kadar açık değildi. Şimdi açık. Onun için biz altın esmeri önermiştik zaten. Yani bu komisyon veya diğer farklı kriterlerden oluşan makası unutmadan bu analizleri dinlemelerinde de fayda var. Yani gram altına geldiğinde an itibariyle 1982 gibi bir fiyattan işlem görüyor. 2000'e yaklaştı yıl içerisinde. Ben açıkçası minimum 2050'lerin aşılmasıyla 2400-2500'e kadar ilk etapta bir hareket bekliyorum. Ons altına bağlı olarak. Yani bak farkındaysan yani birbirinden farklı değil rakamlar. Birbirine bir korelasyon içine girdi. Gram altın nerelerden geldi? Ons altının o dolar bazlı fiyatının neredeyse aynı rakamına geldi. Dolar TL çarpanı da var tabii haliyle. Şimdi 2300-2500 ons altın giderse çok rahat olarak zaten bizim gram altın 2300-2500'lere gidecek. Onun üstü var mı? Onu bir analiz edersek açıkçası 2400-2500 gibi bir eşik yıl boyunca hedefimiz olacak. Bu mevcut yerden baktığımızda %25 gibi gözüküyor. %25-%30 gibi gözüküyor. Ama ben dolar TL'den de dolayı ons altının da ekstremite yapma ihtimaline karşı gram altında 2700-2800'lere kadar bir alan oluşacağını yılın tamamında düşünüyorum. Ama tabii altını baskılayan dinamikler gelirse bunu da diğer yayınlarda konuşuruz. Bir yıl için söylüyoruz bunu. Bugünden yarına değil ama. O zaman açıkçası 2000'in altında kaldıkça önemli ortalamalarımız olan o 1950-1900'lere doğru olası potansiyel geri çekilmeler gram altında iyi bir alım fırsatı olur. Hatta yani 1900-2000 bandının tamamı bir alım fırsatıdır ama onun altını olası bir altında sert düzeltme yaşadık diyelim çıkış öncesi mutlaka alım fırsatıdır. Ama buradan alanlar dediğim gibi riski de bir miktar satın alıyorlar düzeltme listelerini. Onu da hatırlatalım çünkü dirençteyiz. Ha, direnç geçirirse iyi gidecek ama geçirmemesi durumunda arada düzeltmelerde cephlerinde para olmasında fayda var. Bunun kapalı çarşı karşılığı sevgili yani serbest piyasa karşılığı sevgili Beste şu an 2050'lerde. Farkındaysan 60-70 liraya kadar çıkmış durumda. Kapalı çarşı biraz daha önden koşacak. Yukarı hareketlerde doğal olarak bankalardaki altın hesapları gibi. Orada da benim yani minimum 2500-2700-2800'e kadar hatta biraz daha üzeri bir fiyatlama refleksi yıl boyunca bekliyorum. Hatta 2 yıllık perspektifte çok daha farklı şeyler bekliyoruz. Çünkü ons altının 3000'e kadar gitme ihtimali var birkaç senede. Teknik olarak. O zaman çok daha farklı. Son olarak da altın esmer üzerinden gidersek
söylüyor. Yani kapalı çarşıda açıkçası 2000 ve altına geri çekilme oluşursa 1900'lere kadar, 1850'lere kadar iyi bir alım fırsatı olur. Buralardan alanlar için de nakite ihtiyaç var. Şimdi biz seninle konuşmaya başladığımızda 14-15'lerdeydi altın ispir. An itibariyle 23-12'lerdi. Nedir altın ispir? Bir kez daha hatırlatalım. Bir sertifikadır. İstanbul Altın Rafinerisi'nin karşılığında, hatta belli bir dönem tutarsanız fiziksel olarak da teslimat alabileceğiniz bir sertifikadır. Tamamıyla yasal karşılığı olan çok güçlü bir enstrümandır. Şu an 23-11. Açıkçası ilk etapta bir 24'lere 25'lere kadar gitme potansiyeli var. Bak, gram altın getirsin, daha çok üzerinde getir. Neden? Hem burada komisyon yok. Arada alım satım farkı yok. Hem de talep var. Yatırımcı kendini burada riske etti. Riskini hedge etti, özür dilerim. Ve yıl boyunca en azından %50 üzerinde bir getiri elde etti. Altın espirde. Yani aynı getirileri farklı kulvarda da etti etti ama biz baktığımız zaman gram altının getirisine bütün yatırım araçlarının aslında üzerinde. 200 liralardan 500 liralara, 500 liralardan 1000 liralara, 1000 liralardan 2000 liralara çıkmış bir altından bahsediyoruz sevgili Best. Yani kronolojik olarak baktığımızda gram altın hakikaten ekstrem bir yerde. Ha, bundan sonra bu kadar yüksek birimden sonra hızı azalır mı cevabını aradığımız için altında hedef bitmedi ki. Ama dediğim gibi çok ekstrem fiyatlamalar için bir yılı tamamıyla söylemek kolay değil. Söyledik rakamlarımızı ama altın espride de 24-25 geçirse 30'lara kadar minimum bir hareket. Yani geri çekilmelerde alım yönünde imkan kullanırsa %50 ve üzerinde bir potansiyeli gösteriyor altın espride. Özellikle tüm saydığınız ve analizini yaptığınız, yapmaya çalıştığınız grafikler bize gösteriyor ki altında her hareket geri çekilme, düzeltme, alım fırsatı olmaya devam ediyor. Yön yukarı olmaya devam ediyor. Ve zaten mevduat, Eurobond, tahvil, TL tahvil veya hisse senedi varsa, altında varsa altın diğer ortamlarda oluşacak problemlerin her zaman getirisini dengeleyecek olan enstrüman olarak da karşımıza çıkıyor. Teşekkür ederim. Şimdi süremizin sonuna geldik ama son olarak borsayı da bir detaylı sormak istiyorum kısaca. Neler eklemek istersiniz borsa için? Çünkü o da çok merak ediliyor. Konular da birikti. 2024 için borsa ile ilgili öngörüleriniz nedir kısaca? Şimdi tabii 2023'ü biraz düzeltme kalıbında bitirdik. Yani 8600'ler rekor seviye, 8500-8600 rekor görüldükten sonra biz ısrarla şunu demiştik senle, 7950-8000'e dikkat. Burası kırılırsa düzeltme derinleşebilir ki 7200'lere kadar, 150 günlük ortalama kadar bir düzeltme geldi sevgili Mesle. O arada bazı hisseler çok derin düştü ama. Yani endeks 8600'den 7200'e 1400 puan kaybederken bazı hisseler daha fazla düştü. Biz bu konuda da uyarıcı olmuştuk. Hisse seçmek önemli. Zirve seviyeler yerine ucuz prim yapmamış hisselere yönelmek kıymetli demiştik. Bu 2024'te daha önemli olacak. Tabii niye düştük? Birkaç sebep söyleyeyim hızlıca. Yani bir kere çok aşırı yükselmiştik. Yani 4300-8600 bir endeks kadar yükseltmiştik. Bir düzeltme gerekliydi. Fakat biz negatif ayrıştık maalesef son dönem. Çünkü S&P 500 4100'den 4800'e gitti. DAX 14500'den 17000'lere doğru gitti. Normalde borsa İstanbul'da düzeltmesini bitirip yılı daha iyi bir yerde kapaması gerekiyordu. Neden peki kapayan bu kadar hani Merkez Bankası kredi kitlesi vesaire? Tamam, bir taraftan deniyor ki mevduat iyi bir rakip oldu. Geldi borsanın önüne. Borsa yatırımcısı için de iyi bir alternatif oldu. Onun için bir miktar para oraya kayabilir. Ya da kaydı deniyor. Bu bir potansiyel midir? Doğrudur. Ama yıllara sahip devamlı borsada yatırımcı olan bir birey için az önce söylediğim herhangi bir doğru hisseyi yakaladığınızda temeli sağlam, hikayesi sağlam, her zaman endeksin getirisinin üzerinde getiri elde etme imkanınız var. Bir anda %50, %100 ve üzeri getiri bir yıl boyunca elde etme imkanınız yapmasa da olacak. Yeter ki doğru hisseleri seçelim ve düzeltmenin tamamlandığını endekste bir görelim. O andan itibaren endeks atıyorum %25-30 giderken o hisse %50 ve üzerinde performans gösterecektir. Onun için gerçek borsa profili yatırımcısı muhakkak borsada kalmaya devam edecektir.
zaten nakitteyse, alım için bekliyorsa nakitteki kısmı da nemalanıyor günlük olarak. Mevcut oranlarda. Yani o getiriyi de elde ediyor risk yönetimini yapan bir borsa yatırımcısı. Bir yandan çok halka arz oldu. Aslında iyi bir hareketti, başarılı. Biz hep halka arzları savunduk. Savunmaya da devam edeceğiz ama o halka arzların piyasadaki likiditeyi bir miktar eksilttiğini gördük. Yani likit havuzu eksildi. Yabancı yatırımcı son çeyrekte etkili oldu. Yani yerli yatırımcının etkisi bir noktadan sonra sınırlanınca, bir de bazı yerli yatırımcının fonlardan çıkması, borsa fonlarından, borsa fonlarının mecburi satışları, likit havuzunun halka arzlardan dolayı eksik kalması, yukarı yönlü momentumu getirecek paranın olmadığını bize gösterdi. Ha, bankacılık endeksi bir miktar ayrıştı yabancı alımlarıyla. Son bir ayda bunu gördüm. Sınayı geri çekildi. Neden? Faizler artıyor. Üreten şirketler bir miktar o faiz baskısının altında kalacak doğal olarak. Ama yine de hikayesi güçlü hisseler bu dönemi de eğer çok borcu yoksa, çok nakitteyse ve yaptığı iş katma değerliyse fark yaratacaktır. Önemli olan her sektörde doğru hisseyi bulmaktır. Bir kez daha hatırlatayım. Ve son olarak yabancı yatırımcı bir miktarda artışa başlarsa alımlarda, örneğin 40'lara ve 50'lere bir yabancı payı görürsek mutlaka bu borsa performansına da yansıyacaktır. Diyeyim. Onun için gerekli haber akışlarını, deadline'larını hepsini verdik. Ama bir de enflasyon muhasebesi diye bir kavram geldi Borsa İstanbul'a. Yılbaşı itibariyle uygulanacak 31-12-2023 bilançolarında hisse seçmenin çok daha önemli olduğu, duran varlıkların vesaire yeniden değerlemeyle şirketin bilançolarına çok farklı etkiler yapabileceğini unutmayalım. Lütfen profesyonel destek alalım. Aracı kurumlarımızı arayalım. Oradaki yatırımcı arkadaş, yani yatırımcıya destek veren araştırma grubuna soralım. Zaten onlar portföy yenilemesi yapacaklardır mutlaka 2024'ün tamamı için ama biz doğru hisseleri bulmak adına onlara bakalım. Teknik olarak da TL bazlı bir kez daha an itibariyle 7400-7500 civarındayız. Tabii 7580'e kadar gelmişiz hatta. 7600-7850 kırılırsa birinci sinyal. 7950-8100 kırılırsa ikinci önemli ve güçlü sinyal. Bu yukarı yönlü hareketin devamı anlamına gelir. 8600 sadece bir tepe olarak kalır. Oranın üzerinde 9100-9300-10200'e kadar, seçime kadar. Hatta biraz daha üzerinde bir getiri şu 3 aylık perspektifte mümkün olabilir. Yılın tamamında sevgili Esten, eğer düzeltmeleri belli dengeli bir şekilde kısa vadede karşılayabiliyorsa Borsa İstanbul ve 10-11 bin lira geliyorsa 13 bin lira veya biraz daha üzerine, yani mevduatın biraz daha paralelinde veya onun üzerinde bir getiri elde etme imkanına da sahip olabilir yıl sonuna kadar. Ama tabii her şeyin yurt dışının ve yurt içinin pozitif olması şartıyla bu şartımızı koyalım. Yani düzeltmeler geldiğinde bu düzeltmelere de hazırlıklı olmak şartıyla. Önemli olan fiyatın nerede olduğudur ve fiyata karşı sizin hangi pozisyonda olduğunuzdur önemli olan. Davranışsal fiyatı. Dolar bazında ben 3-3.20'nin bir kez daha deneneceğini, zaten mevcut dolar TL kuruyla 3-3.20 bandının 10.000 ve üzeri bir fiyatı bize gösterdiğini, fakat 3.20 2018 tepesi kırılacak olursa 3.70'e kadar bir hareket, işte burası biraz enteresan olur Borsa İstanbul için. O zaman işte o 12 bin, 13 binlere, hatta biraz daha üzerine bir Borsa İstanbul hedefi masaya gelir. Bunun için yabancı yatırımcı desteği de yerli yatırımcının desteği kadar önemli hale gelmiştir sevgili destek. Çok teşekkür ederim Cüneyt Bey. Değerli görüşleriniz ve katkılarınız için. Yeniden görüşmek üzere o halde. Ben teşekkür ediyorum. İyi bir yıl diliyorum. Tekrar yani bir ara vermiştik. Seninle yayın yapmak çok güzeldi. Herkese sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.